Onun bacaklarını kim cimcirdi okulda? Ben. Kim cimcirdi? Kim cimcirdi Enes? Enes, okulda bacaklarını kim cimcirdi? Enes, neden yaptı? Kim cimcirdi oğlum? Neden yaptı? Enes, kim cimcirdi bacaklarını okulda? Yani olay 21 Şubat'ta fark ettik daha doğrusu. Ben iş çıkışı alıyorum çocuğumu. İş çıkışını aldım, getirdim. Eve geldik, karnını doyurduk. Karnını doyurduktan sonra çocuk kakan var diye tuvalete gitmek istedi. Eşim tuvalete götürüyor. Ve tuvalette eşim çocuğumun bacaklarını, morluklarını belliyor. Ve bana bildiriyor eşim. Çocuğun bacaklarında morluk var diye. Biz de bu esnada öğretmenini aradık. Öğretmeni... Ben dedi öğlen 12.30 ile 1.30 arası üstünü değiştirdim. Çocuğun bacaklarında hiçbir şey yoktu diye itibar söyledi yani. Okul müdürünü aradım. Okul müdürü hiçbir şekilde bana açıklama vermedi. İnanın ben nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çağırmıştır diye. Ama ben de açıklık istedim, netlik istedim yani. Bu morluklar bildiğiniz cimcirerek oluşmuş büyük olasılıkla. Cimcirilmiş yani, resmen cimcirilmiş. Öyle düşme çarpma gibi bir söz konusu değil. Yani çimdikli bir işkence mi söz konusu? Aynen. Cimcikle işkence edilmiş büyük olasılıkla. Çocuğumuz zaten biz korkuyorum diye ağlıyordu. Biz bunu teşhis edemiyorduk. Demek ki yani daha önceden de varmış bir şeyler. Çocuğu zaten bir aydır sınıfa sokmuyormuş bu kişi. Peki ne yapacaksınız bununla ilgili? Ne yapacaksınız? Şikayetçi olduk zaten, şikayetçiyiz de. Evet, onlar da bizi suçluyor şu an. Aile yapmıştır diye. Yani bizim yaptığımızı üsteliyor. Biz böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz? Biz yapsak biz niye şikayetçi olalım? Enes, bacaklarını kim cimcirdi oğlum okulda? Bu da Tisa. Enes, bacaklarını kim cimcirdi? Bu da Enes, geceleri benim çocuğum şu an kalkıyor bazen. Korkuyorum diye ağlıyor. Ve boğazımıza sarılıyor. Ya benim boğazıma sarılıyor ya annesinin boğazına sarılıyor ağlayarak. Bacakların neresinde morluklar vardı? Bacaklarının şuralarında ve bir de şu bacak arasında vardı morluk. Bildiğiniz cimcirme şeklinde morluklar, buralarında morluklar vardı yani. Simsiyahtı bacakları ve bende hala da fotoğrafları duruyor.